Beklettim sizi. Fenerbahçe Lig'den çekiliyor mu, evet. çekilmiyor mu? Urdu'n'dan ne karar Şöyle ben e, hayatımın meslek hayatımın en özverili e, son bir haftasını yaşadım. E, dikkat ederseniz Pazartesi, Salı gününden itibaren yazı yazmadım Sözcü'deki köşemde. Siyasi içerikli bir tweet paylaşmadım. Bir gönderi paylaşmadım. E, sadece Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapacağı Olağanüstü genel kurul toplantısını düşünerek e, ve bu süreçte Uğur Dündar siyaset yapıyor e, denilerek kulübe zarar vermemek için bu özveriyi gösterdim. Oysa bilgin sık 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 yazıyor. E, Türkiye'de futbol gırtlağına kadar siyasete batmış durumda. Uğur abi, bir şey söyleyeyim mi? Pa Özür dilerim. Mesela şu son toplantı var ya bu bu şey gibi All Presidents All the Presidents Men diye bir film vardı ya başkan adamları. Ya mesela bu diyorlar ki işte bize liste geldi imzaladık federasyon başkanı. Giderse yine öyle bir liste gelecek. Ben şeyden korktum. Orhan Gencebay'a boşta. Onu atarlar diye korktum. Yani... Federasyon Yok, boşta değil Çünkü çalışıyor, ama... çalışıyor. Çalışıyor. Destek veriyor. Hayır, hayır. Yani şöyle... Murat Kurum için çalışıyor <laughs> şu ara Boşta <laughs> değil. Hayır. Boşta derken mesela onu kim imza... Birinin ön imza diyorlar ki bu kişiyi seçin. Şimdi söyleyeceğim onu. Evet yani. Onu onu. <laughs> yani. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçimle geliyor. Ama bilginin dediği gibi seçin. tırnak içinde seçin deniliyor. Sonra ne Ve abi? herkes o gösterilen adayı seçmek durumunda kalıyor. Bizim siyaset yapıyor olarak algılanmamızın nedeni Atatürk'ü e olan inancımız, cumhuriyete laik demokratik cumhuriyete olan sevdamız ve bu değerlerden ödün vermememizdir. Oysa Atatürk'te bizim bağlı olduğumuz değerler de aslında siyaset ve üstüdür ve onlar olmasaydı zaten Türkiye yüzyılı diye bir olguyla karşılaşmayacaktık. Neyse bunu geçelim. İki yıldır Yüksek Divan Kurulu toplantılarını yönetiyorum. Ama bu iki yılda yönettiğim en görkemli, en anlamlı, en coşkulu, en kenetlenmiş bir toplantı oldu. Bugünkü olağanüstü Yüksek Divan Kurulu toplantısı. Her zaman 400 kişi katılır. Salon hınca hınç doluydu. Ee, çok kişi ayakta kaldı. Ee, yaklaşık bin e, katılımcı vardı. Ee, dediğim gibi muazzam bir atmosfer oluştu. Ee, başkanımız Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu dakikalarca ayakta alkışlandı. Ayrıca 26. Genelkurmay Başkanı e, bizim Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın İlker Başbuğ da katıldı. Kumpas döneminde e, Onurlu bir şekilde istifa eden Deniz Kuvvetleri Komutanı, emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit oradaydı. O da bir koyu Fenerbahçelidir. Hatta İlker Başbuğ bir konuşma yaptı. O da dakikalarca ayakta alkışlandı. Bir yanlış anlaşılma var. Onu hemen düzelteyim. Bizim 2 Nisan'da saat 17'de stadyumumuzda yapacağımız olağanüstü genel kurul toplantısında ligden çekilip çekilmemek oylanmayacak. Ama süre gelen bu haksızlıklar Trabzonspor maçıyla artık bıçağın kemiği delip geçtiği o olaylı günden sonra mutlaka bir aksiyon alınması gerektiği ve en kötü durumun hiçbir şey yapmamak olduğu çerçeveli bir Tam yetkilendirme olacak. Bunun içinde tabii ki ligden çekilme olasılığı da var. Ama ona gelinceye kadar daha pek çok aksiyon söz konusu ve ben inanıyorum ki bunlardan biri değerlendirilecek ve tıpkı bugün olduğu gibi olağanüstü genel kurulda da Salı günü 20 binin üzerinde bir üyemiz katılacak. Yeterli sayıyı bulacağız Kongre'nin karar alabilmesi için ve orada şu konular konuşulacak bir defa Türk futboluna e, sızmış bir ve köklerini salmış bir yapı var. Bu yapıyı suç örgütü olarak mı tanımlarsınız, fetö kriptoları olarak mı tanımlarsınız? Bunun adını koymak e, kamu yöneticilerinin görevi. Ancak Trabzon'daki karşılaşmada sahada hiç emniyet mensuplarının olmaması, polisin bir güvenlik önlemi almaması, haftalar öncesinden geliyorum diyen kışkırtmaların bilinmesine karşın seyirci kalınması ve bu olayın yani tedbir alınmamasının birinci derecede sorumlusu olan Trabzon valisiyle Trabzon Emniyet Müdürünün halen görevlerine devam ediyor olması Fenerbahçe'ye verilmiş bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Yani Fenerbahçe camiasının yaptığı değerlendirme, başkanımızın da yaptığı değerlendirme budur ve bardağı taşıran son damla olarak başkan bunu niteliyor. niteliyor.